Merhaba, ben Murat Yılmaz. Bayraklı Nuri Atik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Tesisat Teknolojisi ve İklim Bilimleri alanında öğretmenim. Ülkemizde bir uzay ajansı kuruldu, Türkiye Uzay Ajansı ve bunun bazı misyonları var. Bu tabii beni ve öğrencilerimi heyecanlandırdı, bunun üzerinde konuşuyorduk. Biz de bir şeyler yapalım dedik, bir teleskop geliştirmeye karar verdik. Öğrencilerimle de bununla ilgili biraz araştırmalar yaptık, neler yapabiliriz, neler olabilir diye. Atölyemizdeki malzemeleri gözden geçirdik ve çalışmalara başladık. Bunun aynı zamanda bölümler arası bir işbirliğine de yol açacağını, imkan vereceğini düşündük. Özel sektörde de bildiğiniz gibi alanlar arasında bir işbirliği var. Biz de bunu okulumuzda yansıtmaya karar verdik. Müdür Bey'in de bununla ilgili destekleri vardı. Mobilya bölümü sıra üretiyor. Atık sıralar vardı. Geri gelen sıralardan bu parçaları kestik. Burada yine geri dönüşümden gelen bir karton borumuz var. Karton borumuzun içine de bir ayna yerleştirdik. Aynayı da yine kendi bölümümüz üretti. Buradaki fokuser kısmını da makine bölümü üretecek. Bilişim bölümü burada sensörler şu anda hazırlanıyor. Sensörler ve ekranlar gelecek. Çevreci ve geri dönüşüm malzemelerini kullandık. Bu projenin en önemli basamaklarından biri bu. Türkiye'de teleskop üretimi yok. Bütün teleskoplar yurt dışından geliyor. Maliyeti dolayısıyla çok fazla. Destek bulabilirsek, sponsor bulabilirsek yapacağımız ilk yerli ve milli seri üretim teleskop projesi olacak. Ben de kendim bir meslek lisesi mezunuyum. Ortada bir ham işlenmemiş madde gördüğüm zaman onlar artık benim için sıradan bir nesne değil. Bir makineye, bir cihaza dönüşecek nesneymiş gibi algılıyorum. Burada gördüğünüzde bir teleskoba dönüştü. Bu algıyı ve bu görüşü de öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Ben Batuhan Laçinoğlu. Gördüğünüz teleskobu atık malzemelerden yaptık. Ham madde verildiğinde meslek lisesinin yapamayacağı bir şey yoktur. Bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Ben Berat Saraptaşkın. Yapmış olduğumuz Newton tipi bir teleskop. Yapımına 2021 yılında başladık. Bir meslek lisesinde teleskop yapmanın mümkün olduğunu öğrendik. Bu yaptığımız teleskop ufkumuzu açtı.